Aslancım abi bakalım programdan önce iyi gider diye kahve aldım ikimize. Sen hayırdır yok? Bir iki haftadır bana iyi davranıyorsun güzel kardeşim. Aa Hasancığım, o kadar bir programa girdik artık birbirimize iyi davranacağız he? Vallahi ben şu an çok şaşırdım ha. Nedir bu? Fitra kahve, Kolombiya. Ya bu da dınan sen bir de para mı? Çok şakacısın Hasan abi ya. Ya Mehmet kardeşim, yani düşünmüşsün güzel, hoş ama aklında bulunsun. Ben Türk kahvesi seviyorum, orta şeker. Tamam abi, onu aklıma yazdım ben. Bugün ne tartışıyoruz? Bugün konumuz poşetler abi. Ya sen bana fazla aldırış etme, ben sana ayak uydururum zaten de. Abi hadi kahvemizi içelim de bak, hadi yayın başlayacak 5 dakika sonra. Bu fırıldak bir şeyler çeviriyor. Neyse yakında çıkar kokusu. La bu da nasıl bir şey? Sevgili seyirciler, hepiniz gerçek gündeme tekrardan hoş geldiniz. Ben Mehmet Yıldız, yanımda efendi, muhteşem, saygılı konuğum Hasan Anlamaz. Hasancığım hoş geldin. Sağ ol. Evet saygıdeğer izleyicilerim, bugünkü konumuz biliyorsunuz ki poşetler ücretli. Yani doğaya az zarar verilmesi için belli bir miktar ücret konuldu. Onunla beraber alıyorsunuz. Peki Hasancığım sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya ne poşette olanı seversen ya. Bence kesek kağıdı. Ve kesek kağıdı çok kullanışlı. Şöyle bir şey var. Bu kesek kağıdını geçiriyorsun. Kafaya geçiriyordu. Tamam. O işe de yarıyordu. Vay be. Kesek kağıdı mı? Abi ne değişik fantezin var senin. İstemeyen seyirci gibi kesek kağıdıyı geçir. İki delik aç bari. Çok fonksiyonlu bu kesek kağıdı. Şimdi böyle bir şey de var. Bu poşete para aldığın zaman ne olur doğayı mı koruyorsun? Yok. Alakası yok. Şimdi şöyle bir şey var. Poşete diyelim 25 kuruş alır. Al 50 kuruş al o zaman. 50 kuruş al. Doğayı daha çok şey yap. Almasın. Böyle bir şey yani. Hayır canım yani bunu illaki bir hesaplaması falan yapılmıştır yani bunun. Şimdi bu poşeti fırında bedavaya verir. Alıyorsun iki tane ekmek alıyorsun, 3 lira veriyorsun. Adam poşeti de beraber bedava verir. Şey gidiyorsun markete gidiyorsun, 150 lira, 200 lira alışveriş. Bir de şey diyor, poşet ister misiniz? Tabii isteyeceğiz, neremize koyacağız o kadar masanı? Bir de para alıyor ondan. Ne oldu? 200 lira harcadın, doğaya bir şey yapmadı, 25 kuruş verdin doğayı koydun. Bu kadar bir saçmalık olabilir mi ya? Yani ilahi Hasancığım yani. Fırın başka, market başka. Aynı şey değiller ki bunlar. Bir de şöyle bir şey var. Ya bizim Ahmet Usta, kendisine saygı diliyorum. Ekmeklerimiz çok güzel. Valla git o fırından al, ekmeği çok güzel. Neyse, Ahmet Usta çok iyi ekmek de yapıyor. İstese o da alır paşada para. Bu adam doğayı sevmiyor mu? Bu insan seviyor, ekmek yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Poşet yok abi. Poşet hiç kullanmayın o zaman. Kesek kağıdı. Kesek kağıdı yok. Taktı kafayı kesek aldın adam ya. Ne enteresan adam şu adam ya. Allah Allah. Ya saçma ya. Market poşeti parayla mı satılır ya? Neden almasın canım? Devlet tarafından alınmış bir karar. Bunu bize sormamak düşmez efendim. Kendinize gelin. Ama Tuğrul Bey, ya biraz tuhaf değil mi ya? Nedir efendim tuhaf olan? Ya Tuğrul Bey, şöyle bir düşünün ya. Marketten 100-150 liralık alışveriş yapıyorsunuz. Market size poşeti parayla veriyor. Ama fırından 1,5 liraya ekmek alıyorsunuz. Fırın size poşeti bedava veriyor. Bunda bir tuhaflık yok mu? Bir saniye. Onu bir düşünelim, değerlendirelim. Fırında. Poşet, ücretsiz. Markette alışveriş yapıldığında paralı. Ben bunu araştıracağım, sorgulayacağım. Hatta bunu CİMER'e yazacağım. CİMER'e yazacağım. Çok güzel oldu. Hasan'cığım çok güzel program oldu ya, müthiş program oldu. Ne? Hasan'cığım
Aslancım nereden çıktı? Mehmet Bey güzel kardeşim. Samimiyetten abicim, Ya sen ne yapıyorsun ya? Samimiyetten. Vallahi bir şey diyeyim mi? Gerçekten program var ya, aman aman böyle müthiş bir şey oldu ya. Müthiş bir şey oldu, müthiş. Sen hayırdır yani? Sen niye böyle ilk başlarda bana soğuk davranıyorsun? Sen hayırdır yani? Şekil ya bu şovlarda şimdi. Böyle bir şov, şov yani Hasancığım yani. Bunlar şov programları yani, buna takılmayalım. Şov senin işin, mantık benim. Benim işim. Bu kadar bilinen. Sana tamam, göre sana göre. Benim canım benim. Hadi bakalım. Bir önümüzdeki artık bölümlere inşallah gidiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah, inşallah. Senin ifadeni çok güzel. İnşallah, inşallah. İnşallah. Ya, tuhaf bir şey bu adam ya. Ya bir de cimene yazayım dedi ya. Not aldı ya. Hayret bir şey var ya. Aman Necmi abi. Tuğrul bu. Not almadığı şey mi var? Vallahi ne bileyim ben. Enteresan bir adam ya. Tuhaf tabii Necmi abi. Sen bakma ona. Cimer'dekiler bile onun anlamıştır nasıl bir şey insan olduğunu. Boş ver sen. Allah Allah.